Merhaba sevgili genç arkadaşlarım, kardeşlerim. Bugün Almanya'da acil sağlık elemanı aranıyor konulu videonun ikinci bölümüyle devam ediyorum. İkinci bölümde aslında Zabrgesagt'ta birlikte okuduğumuz sabahki haberin, yani çok taze 2 günlük haberin bir öncesi de varmış. Ona da bir göz atmanın faydası olacağını düşünüyorum. Bu linki açıklamalar kısmında vermiştim. Belki bakanlarınız olmuştur. Röportaj yapılmış 29 Temmuz 2018'de. Röportaj Alfons Vogt ile yapılmış. Yani hastaneler topluluğunun şefi, başındaki kişi, yöneten kişi, Saarland eyaletindeki hastanelerin sorunlarını açıkça dile getirmekten sakınmayan birisi verdi. Bir sendika, eyaletteki açığın 1500-4000 civarında olduğunu söylüyor. Eyaletin Sağlık Bakanlığı'nda 1000 civarında olduğu söyleniliyor. Fakat Vogt 3500 fazla ya da az olabilir. Yani 2500-3500 civarında olduğunu söylüyor. Eskiden diyor bütçe problemimiz vardı. Bütçe problemini çözdük ama şimdi İhtiyacımız olan elemanları nereden getireceğimizi bilemiyoruz. Öncelikli sorunun şimdi eleman bulmak olduğundan bahsetmiş. Örneğin 2 yıllık eğitim programıyla soruna çare bulmaya çalışıyorlar. Röportajı yapan kişi ama uzun vadede buna bir çözüm olamayacağından bahsetmiş. Fokril de ona karşılık olarak bu topluluğun, hastaneler topluluğunun bir meslek akademisi kurduğunu ve bu meslek akademisinde hemşire, Krankenpfleger, erkek hemşireler ve bunlara asistanlık yapacak kişiler yetiştireceklerinden bahsetmiş. Eminim bunları siz benden daha iyi biliyorsunuzdur. Sağlık Bakanlığı'nın sağlık elemanlarını Almanya dışından alma konusundan bahsetmiş röportajı yapan kişi. Dışarıdan gelen elemanlarda B2 yerine C1 beklentisinin olduğunu, doktorun ya da sağlık elemanının, doktorların hastaları anlayabilmesi, birbirlerini anlayabilmeleri gerekiyor. Bu yüzden en az B2 seviyesinde ki benim şahsi görüşüm C1'e doğru giden bir seviyede Almancanın olması her zaman size de rahatlık sağlayacaktır. Onu söyleyeyim. Sağlık elemanı doktor yetiştirmenin yıllar alan bir prosedür olduğundan bahsetmiş. Ve bu sürenin dışarıdan getirilecek elemanlarla geçiştirilmesi gerektiğinden bahsetti. Hastalar kalite konusunda şikayetçi. Benim bir arkadaşımı burada bahsedilen tesadüfe bakın. Üniversite kliniğinde ameliyat ettiler ve ameliyat çok başarılı olmadı. Arkadaşım orada Romanya asıllı falan doktorların dolaşmakta olduğunu, hiç de kaliteden memnun olmadığını anlatmıştı. Bunu da size bu arada söylemek isterim. Umarım hepiniz Türkiye'de iyi eğitim görüyorsunuz. Almancanızı da halledince burada iyi adapte olabilirsiniz. Hastaların özellikle İslam ülkelerinden gelenlere karşı ön yargıları da var. Bunlar zaten konuşulan şeyler, bilinen şeyler. Özellikle burada sağlık elemanının Arap ülkelerinden geldiğinde kültürel bazı sorunların da oluştuğundan bahsetmiş. Örneğin eskiden gelmiş, aynı Türk işçiler gibi İtalya'dan gelmiş işçilerin artık yaşlandığını ve İtalyan sağlık elemanları tarafından bu kişilere bakıldığından bahsetmiş. Bu röportajı da okumanızı tavsiye ediyorum. Linki videonun altına koyacağım.